Kendiliğinden gitmiş oraya. 103 sene olmuş bu camı yapılalı. O camının yanından ben geçerken erlik seslerini eşittim ben. Sen bundan yıllar önce böyle yapmışlar. Köpek kellesi bulunuyor. Götürüyor köpeğin babasını. Yazıyor babasıyla ilgisini. Narin oğlu Mevlüt'ün. Ölümüne karnına. Arapça canım. Olarak bu yazıyor. Dedem de bunu yapan kişi bu diyor. Dur. Dur. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda dedem var. Dede nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim. Nasıl yakışıklı lan ona. İşte kime çektiğim belli olsun istedim biraz. Değil mi? Evet abi canım. Başka var mı sürelerde senle ben gibi dede? İşte yok. Şimdi dede, malum hava karardı. Biz bir video çekmeye gideceğiz. Bu bizim cami var ya, eski cami. Çok eski. Evet. Şimdi biz oraya gireceğiz. Şimdi arkadaşlar bizim köyümüzdeki bu caminin ilginç bir anısı var. Çok eskilerden kalma oluşu ya da mimarisinde hiç çivi kullanılmamasından ziyade aslında bir tık esrarengiz bir olayı var. Onu da ben dedem size anlatsın istedim. Dedeciğim söz sende. Başka yere yapılıyormuşmuş. Oradan o karı çekilmiş. Kendiliğinden gitmiş oraya. Oraya mekan vurmuş. 103 sene olmuş. Bundan 20 sene önce birisi dedi bana. 103 sene oldu bu camı yapılalı dedi. Onu biliyorum. 103 senelik bir cami. He. Ve normalde başka bir yere yapılacakmış. Evet. Cami yapıldıktan sonra mı taşımış yoksa malzemeleri mi gitmiş dedi? Malzemeler gitmiş. Bir yere toplamışlar yapılacağı yere. Oradan hepsi eski o karı camının yerine gitmiş. Evet. Ustaları da oraya yapmış bir daha. Çok garip. Hiç kimse taşımıyor. Kendiliğinden bir gece evet. Cami kendi yerini kendi seçiyor aslında. Evet. Kendi seçiyor. Ama şu an pek kullanılmıyor değil mi? Şimdi normal camiyi kullanıyorlar. Cenaze olduğu zamanlar orada namaz kılınıyor. Ondan sonra millet işte yağdığı zamanlar orada depükçüne duruyor. Öyleliğinden işte ben olmasam hep yıkıyorlardı. Ben yıktırmadım. Camiye değil mi? Evet. Müftülüğe müracaat ettim. Yıktırtmadım. Zamanında bu şu an aklanılan cami yapılırken odun ihtiyacından ötürü yıkalım orayı onun odunlarını evet, kullanalım demişler. Evet. Malzemesini camiye kullanalım dediler. İçinin halılarını falan göttüler. Ceyranını falan da aldılar da. Hatta ben ceyran döşettim yeğide. Yıllar önce. Hayır. Şimdi biz de oraya gece gireceğiz. Şimdi dedi ama benim çoğu takipçim bilmiyordur ama bizim köyde öncelerden cinli olaylar falan çok olurmuş. Evet. Şimdi biz gece gireceğiz oraya. İnşallah bir şey yani korkmayız, bizi korkutmazlar ama öncelerden ne bileyim bizim evin yanından geçmeleridir vesairedir. Biraz da onlardan bahsetsene bizim arkadaşlara. Öncelerden onlar geziyorlardı. Çıra yakıyorlardı. Davul zurna öyle geziyorlardı. Görüyorduk eşkere. Fakat şimdi bu yakın verilerde öyle bir şey olmuyor. Fakat Allah tarafından o camının yanından ben geçerken erlik cemaat namazlar falanlık seslerini eşittim ben. Allahu Ekber, Allahu Ekber dediklerini eşittim. Yakın tarihte yoksa ne zaman? Yok. Aşağı yukarı 10 sene var. 10 sene önce sen oradan geçerken? Evet. Gece akşam namazı geçerken erlik camının içinde öyle namaz Allahu Ekber namaz kılıyorlardı. Cemaat olmuşlardı. Ben de camının yanından yukarı geçtim gittim öyle. Orada durdu duydun onları. Evet. Seslerini de duydum. Tüylerim ürperdi şu an. Niye? Ne bileyim birbirle bir... Ben götürürüm size oğlum. Vallahi ben yine girerim camıma. Ya Allah'ın evidir sonuçta. Biz bismillah diyeceğiz. Gireceğiz, bakacağız. Normalde ben bu tarz yerlere girmeye pek cesaret edemem ama Felak, Nas, Ayetel Kürsi okuyacağız. Bismillah diyeceğiz. Gireceğiz. Hiçbir şey olmaz. Ben çok gece girdim. Camiye değil mi? Tabii oraya helve. Girdim, evzi besmele çevirdim. Hatta yatsı namazı kıldım bir sefer. Hiç korkma. Öncelerden bizim köyde arkadaşlar bu denli olaylar çok olurmuş. Evet. Son zamanlarda pek yok öyle çok durulan bilinen. Yok şimdi hiç yok. Şimdi hiç yok. Eskiden davul zurna çalarak babam ne aldızdan aşağı öyle çala çala öyle vurup gidiyorlardı aşağı. Korkmuyor muydunuz işte de? Yok hiç mi seyrediydik öyle camlarda bakıyorduk. Görünüyorlar mıydı tabii peki? Tabii canım öyle. Yani çol çocuk gibi öyle yürüyerek gidiyorlardı. Işıklarını da görüyorduk kendilerinde. Ha ışıklar da oluyordu. Tabii ellerinde ışıklar da vardı. Öyle gidiyordu görüyordu. O zaman geçelim camilere biz. Dede biz gidiyoruz. Muhtemelen seni çok sevmişlerdir. Benim de bu yakışıklılığımın, bu samimiyetimin nereden geldiğini görmüşlerdir. Bu arada dedemin adı da Mevlüt arkadaşlar. Ben ismimi dedemden alıyorum zaten. Allah'a emanet olun. Allah selamet versin. Ha.
Arkadaşlar az önce dedemin de bahsettiği caminin şu an tam olarak önündeyiz. Damat sana da biraz ben ufak bir bahsedeyim istersen. Evet. Biz yolda da anlattık ama az önce bir kısmını duydunuz ama arkadaşlar gördüğünüz cami tam olarak ortalama 120 yıllık falan bir cami. Bu caminin aslında benim için şöyle en dikkat çekici özelliği şu. Bu arada tam şurada da bir mezarlık var. O da beni ürkütmedi değil. Bu caminin en önemli olayı şu aslında. Bu cami normalde şu an güncel bir cami daha var ya aşağıda bizim. Evet. Oraya yapılacakmış. Malzemeler oraya koyulmuş. Fakat bir gece birden caminin bütün malzemeleri buraya taşınmış. Yani cami yapılmış bir şekilde değil. Sadece malzemeleri taşınmış. Hani bundan 100-120 sene önce at arabasıdır taşınabilecek tek taşıt aracı. Ama o da o saatte yani gece bir gecede şu kadar şeyi bilmiyorum. Şimdi içeri girince de görürsünüz. Böyle bir olayı var buranın. Bir kere de dedem şey yaşamış. Tam şu yoldan geçerken burada içeride cemaat olduğunu ve içeride namaz kılma seslerini falan duymuş. Yerde kimse yokken. Ciddi misin? Evet. Ben korkacağımı düşünmüyorum çünkü hala ibadet edilen bir cami. Hani besmelemizi çekeceğiz. Şu tuttuğum yerler parlıyor. Girelim mi? Ses duydum. Ne sesi? Kanka dur. Hadi girelim yavaştan. Hadi dediğim gibi arkadaşlar şimdi bu camiyi inceleyeceğiz ama dur beni gelme beni çok geriyorsun. Ses duydum kendim. Bu camiyi inceleyeceğiz ama asıl sıkıntılı olan yer aslında bu caminin imamının duramadığı ev. İmama verilen fakat imamın da bir türlü kalamadığı o ev olacak. İlk önce camiye bir girelim isterseniz. Hadi. Mezar bir fatih. Ya oku. Diğer feneri mi alalım? Oğlum ciddi anlamda biz burada çok sıkıntı yaşayacağız. Cırcır böceği. Ha, orada da insanlar geçiyor bak. Tam burada panik olacak, korkacak hiçbir şey yok. Aynı şuradan ses duydum. Gel ya. Gel. Ben buraya çok girdim. Burada benim namaz kılmışlığım falan da var. Burası şey bir yer değil, ürkütücü ya da kötü bir yer değil. Burası çok eski bir cami. Hatta kilit sisteminden de bakılacağı üzere gayet eski. Tamamen olabildiğince ilkel yollarla yapılmış bir cami. Bismillah. Sen bir korkuyor gibisin damat. Ben bir ürperdim ya. Ferhat nasıl ayete kürsü damat. Hadi. Camiye su layıkla mı girdin? Bak. Ben mesela çivi kullanılmadan yapılmış demiştim ya belki düşmüşsünüzdür. Nasıl çivi kullanılmadan yapılır diye. Sistem şu şekilde. Bir kütüğün içi oyulur. Diğeri koyulur. Ondan sonra ilerlendiği zaman mesela atıyorum şu evreye bak. Yuvarlak bir kütük yine oyulmuş. Tamamen caminin mimarisi bu şekilde. Ayakkabılığı var. Yani burası aslında standart bir cami. Burada eski bir kapı yine aynı şekilde bir kilit mekanizması. Ondan sonra yine kilitli bırakalım ama. Cami bu arada iki katlı. Bir ilk katı var bir ikinci katı var. Evet. Bak çok eski tesbihler mesela. Bu tesbihler çok eski muhtemelen. Ağaçtan yapılmış. Evet tamamen. Bu yeni bir şeye benziyor. Ama bu mesela askılık. Oo. Baksana ne kadar güzel. İç kısma bir girelim abi. Buradaki en önemli, yani beni en çok cezbeden kısmı aslında soba. Caminin tam ortasındaki soba arkadaşlar. Camlara bakabilirsin bu arada Oğuz. Şey yok. Çok eskiden yapıldığı için arkadaşlar bir eşitlik, bir nizam yok mesela. Oğuz bir hızlı bir görüntü alsana genel. Tamo şu yazılara bak. Abi şuna bak kanka tesbihler falan kırık. Çok eski bir sürü şey var burada. Bak hani çok eski kağıt havada duruyor çünkü örümcek ağı var. Hani bayağıdır kullanılmıyor bu taraf. Bir sürü... Abi bunu kim... Aa, kanka şey bu. Hutbelerin olduğu yer değil mi? Sesleniş 3 diyor ve yırtmışlar. Bismillah. Adem Allah'ı dinlemek ve şeytana veya şeytana kanmak yazıyor. Sesleniş 3. Bu bir kitaptan gelme ama hani yırtılmış. Neden yırttılar acaba ya da nasıl bir durum oldu? Bak bu çok eski bir şey. Belli zaten bayağı yırtılmış. İstanbul Fatih Camisi'nin şeyi. Ondan sonra muhtemelen imamın şeyi. Şunu okusana. Aziz Müslüman kardeşlerim işte bu dünya hayatı yolculuğuna çıkmış olan herkes kendi ameliyle bu üç sınıftan birine dahil olur. Onlarla yolculuk eder. Lan korktum bir an. Şunu aldığımız yere koyalım. Bak imamın şeye bak lan. Oo bu mu? Çok örümcek ağlı evet.
Takvim. Takvim değil mi? 27. 27 Ocak 2004 ve çok tozlu. Ya, oğlum bu da Kur'an mı? Evet. Abdestin yoksa dokunma onu. Ey Fatma, Fatma kurbanın başında dur. Kurban? Kurban. Kurban bayramı muhtemelen onunla ilgili bu. En son takvim bu. Elektrikler çalışmıyor. Bu da imamın şeyi. O da çok eski. Oğuz baksana. Tozlanmış. Ölmüş. Yine aynı şekilde imamın cübbesi. Yine 7 Şubat 2004. Her yer Urumcak Ağa ya. Ateş beni görene veya dokunmaz. Ateş beni görene veya beni görene. Babacım bak. Bak bu ne? Ayet. Oğuz görebiliyor musun? Ayet muhtemelen. Kanka bunu kim yazdı? Şu kadın sureti. Değil mi? Evet. Gördün mü? Oo, ne oluyor lan? Kanka paranoya bağlama. Bastığın zaman orası sallanıyor. Her yerde ayetler var muhtemelen. Hani ayetlerdir yoksa niye yazılır? Ama oraya niye ayet yazsınlar ki? Evet yani ne bileyim. Bismillah. Ortamı yumuşatmak istedim biraz. Çıkalım. Cami bu şekilde arkadaşlar. Bir de üst katımız var. Üst katta aynı şekilde. Aslında standart cami mimarisi ama olabildiğince o dönemin imkan ve şartlarına göre camiyi dizayn etmeye çalışmışlar. Şu anda güncel olarak daha köyde, köyün aşağısında girişinde ve çıkışında iki cami olduğu için insanlar burayı pek tercih etmiyor ama yine de bayramlarda bayramlaşmadan önce ya da bayram namazından önce buraya geliyorlar. Kapıyı kapatalım. Size ekstrem bir olay. Onu dedeme sormayı unuttum ama eve gidince de soracağım. Damat gel sana da anlatayım. Beni hatırladığım bir olay var arkadaşlar. Onu anlatacağım. Bu eski numarası. Şimdi şurada bir yer var size göstermek istediğim. Gel damat. Ya gel, oğlum gel. Saçmalama bak. Gel korkma korkacak bir şey. Şurada bir alan var görüyor musunuz? Şu boşluk. Burası kömürlük gibi bir yer. Baktığın zaman içeride şu an sadece odunlar var. Dön abi bana, ben şimdi size bir şey anlatacağım. Bundan yıllar önce dedeme büyü yapılıyor. Dedeme? Evet bu arada yalan değil. Dedeme de bunu anlattıracağım. Hatta şu kısma şu an dedemin anlatış evresi geldi. Adam beni yazmış, götürüyor köpeğin babasına. Yazıyı babasıyla ikisi bir oraya hopanın altına koyuyor. Camiye. Onun altına, toprağa koyuyor altına onun. Çocuklar da orada oynarken alıyor öğlen tatilinde. Kömürgellerine geçiyor. Bakıyorlar, yazı var. Gittim oradan kemiği aldım, okuttum. Narnin oğlu Mevlüt'ün ölümüne karnına yazıyor. Büyü yapmışlar. Ciddi misin? Evet, o yeni aklıma geldi benim. İyi ki dışarıdayken aklıma geldi. Ayetleri çok merak ediyorum. Arkadaşı eğer aramızda Arapça bilen varsa, o mihrap mıydı? Mihrap ya da minber. Tahtalarındaki ayetler ne ayet, yazılar ne yazılar eğer yoruma yazarsanız çok seviniriz. O zaman şimdi... Sesi duydun mu? Ne sesi? Duymadın mı? Tam diyecektim ki. Biz nereye gidiyoruz? O zaman şimdi imamın evine gidelim mi? Buradaki dozumuzu aldığımıza göre artık imamın evine gidebiliriz. Gitmeyelim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi konuşamıyorum. Gerçekten uçsuz bucaksız bir ormanlık patika bir yolun içindeyiz. Bu yol nereye gidiyor şimdi? Dönüşte arabada çekerek gösteririz zaten diye şimdi gelirken göstermedik. Köyün en son evi zaten anneannemlerin evi. Anneannemlerin evinden sonra biz arabayla bir 3 dakika kadar geldik. Daha sonra yürüyerek de bir 10 dakika gideceğiz ve ben şu an ışıktan başka hiçbir şey görmüyorum bu arada. Biz bu ışık sönerse ne yapacağız ya? İşte ağzını hayra açacaksın. En yakın yerleşim yerine en kötü yarım saatlik yoldayız. Tam paranoya bağlama. Burada çok fazla hayvan olabilir. Bu arada ekibe şunu söylüyorum. Olası bir korku durumunda lütfen birbirimizi bırakıp sağa sola kaçmayalım. Eğer şuradan aşağı gidersen ben seni bulamam. Bak şu ormanda kaybolursun. Bulamazsın. Nereye bulacaksın? Kaybolursun, ucu bucağı yok. Şu yukarı gidersen de bulamam. Gerçi aklı olanı da gideceğini düşünmüyorum. Şimdi bu evden bahsedeceğim. Bu ev dediğimiz gibi o dönem imama verilen ev. Normalde
camiyle buranın arası atıyorum 10 kilometre ise, caminin asıl yapılması gerekilen yerle bu evin arası atıyorum 5 kilometre. Ama cami farklı bir yere taşındığı için imam da eve biraz daha uzak kalmak zorunda kaldı ve ev terk edildi. Ama cami 100 küsür yıllık bir cami. Ev de çok eski bir ev. Hani şimdi neden terk edildi konusu tamamen muallaktı arkadaşlar. Biz olabildiğince bugün size her yeri göstermeye çalışacağız. Ve tekrar gidince de zaten şu an konuşabileceğimiz tek kişi dedem. Dedemden de olabildiğince bilgi alacağız. Namık ne hissediyorsun? O senden bir çok az süreliğine bir ışığı kapatmanı istiyorum. Oğlum sakın. Kapat kanka. Manyak mısın? Bak kapat. Yok. Ananı sikeyim. Ya manyak mısın oğlum? Estağfurullah, mezarlık. Yürü yürü. Abi. Ya göremiyorum. Işığı kapattığım yerde. Biliyor burada mezarlık niye var? Olduğunu? Hayır oğlum, nereden bileceğim? Nasıl kapat dediğin yerde mezarlık? Kur'an çarpsın tesadüf. Bak yemin ederim. Bacaklarım uyuşuyor. Allah'ım yarabbim ya. Çok korktum ya. Oğuz, bir daha ben sana ışıkları kapat desem bile ışıkları kapatma ne olur. Oğlum orada kırmızı bir şey mi gördün lan? O tepe... Sanki kanka yapma. Dünyası. Oğuz. Yapma. Oğuz. Oğuz. Çekecektim. Çek. Yok sonra çek. Sonra çek, ben gerçekten çok ürküyorum. Şu eve ulaşmak istiyorum artık. Hatta kaydı durdurup önümüze bakıp evin oraya gidelim mi? Oğlum. Geldik değil mi evin oraya? Oh, şimdi damat gel. Zaten. Arkadaşlar, göremiyorum ki. Şu an evin önüne gelmiş bulunmaktayız. Damat bir ışığı göster. Yani böyle bir ev cami dönemiyle eşdeğer yapıldığında zaten baktığınız zaman anlarsınız arkadaşlar. Çeşme üstümüze göçer ya. Ev inşallah üstümüze göçmez bu arada. Ev niye üstümüze göçsün? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video buraya kadar da, hadi evimize dönelim. Evet. Kanka ben çok geriliyorum. Oğuz'un yüzünü göremiyorum. Şu an karşımda sadece bir ışık. Gergin hissediyorum kendimi. Gerçekten gergin hissediyorum. Ananı avradını. Oğuz kendini bir ışık, bir daha damat Oğuz'a bak. Şimdi evin etrafını bir gezelim abi. İnceleyelim. Şuradan gidelim. Dediğim gibi bakalım neler çıkacak. Çok gerginim. Melih ne oldu? Dur oğlum, Allah Allah, Felek nasıl ayetel kürsü okuyacağım? Oğlum demin okudun ya. Kanka bir daha okuyacağım. Bana akıl oyunu yapıyor gerçekten abi, bak aklımı sıyırırım ben burada. Abi korkutuyorsun, ben girmem o eve. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğuz şunun altını bir çek, görüyor musun? Gözükmüyor. Şunun altını gördün değil mi Oğuz? Evin üstüne bak. Evin üstünde niye koca koca taşlar var? Kocaman kocaman taşlar var evin üstünde Oğuz. Oğlum o neydi lan? Evin etrafını bir dolanalım, damat gel ya. Ve benim koluma gir. Koluma girip yan yana yürüyelim. Ne sen önde ne ben önde olayım. Kaçma. Senden tek ricam kaçma. Nereye kaçacağım? Işık önümü göremiyorum. Oğlum yıkılır burası bak oğlum. Kanka inşallah yıkılmaz. Bismillah. Buradan Nova Prospect'ten çok özür dilerim ama replik çalmak zorundayım. Amacımız çalmak çırpmak değil. Vallahi video çekip gideceğiz. Tosti. Arkadaşlar bu arada bu videoda yaptığım son şakaydı. Oğuz dur korkma, niye korkuyorsun? Hala abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu şu an beğenmenizi istiyorum. İyi seyirler. 74 ha. Diğeri kaç numara? 774 numara mı? 774 diye. Burada 74 ha. Çok eski. Dama tık 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 gire, kim o mu diyecekler, gir. Oğlum bir şey varsa kaçsın. Sen önden gir. Hayır beraber gel. Hayatta girme. Yan yana gireceğiz, devam gel. Oğlum nasıl yan yana bu? Oğlum bir dakika. Ben de geliyorum. Mevlüt. kürek. Bir dakika dur. Oha. Niye sallanıyor? Oğuz. Gördün mü? Ne olur gör, çekmiş ol ne olur. Yemin ederim sana kürek sallandı. Oğlum ne oluyor? Bir dakika, bir acele etme. Panik olma dur. Duymadın mı? Kanka dur, dur bekle. Ev üstünde birim var. Kanka nereden bakayım buradan? Kanka içeri sokma, içeri nereye sokuyorsun? Ya gelsene şuna, elinde ışık var, göremiyorum hiçbir şey zaten. Geç öyle önden. İçeri gidelim kanka. Kanka bir şey diyeceğim, bir dur. Ben bak, beni arkada bırakıyorsun, tamam. Ben geriliyorum. Tamam bir dur. Işığı bana verir misin? Dur tam dur. Hayır ses dur. Yok, şu an ses yok. Dur, sus. Rüzgardan olabilir mi? Ya rüzgar küreği nasıl sallayacak? Ne? Mutfa falandır. Oğlum çok eski ipler mipler bağlanmış hep. Ne olursun şuraya ışıt ya. Yürü bir damat bakalım.
Benim bir görmem lazım her odaya, yoksa giremem. Tamam, Işıt. Tamam, ışıtıyorum, gel. Gel beraber girelim, gel. Buraya mı? Tamam, gel nereye? Ananı avradını, bu ne çul gibi? Oğlum bu nasıl bir şey ya? Kanka bu neyden yapıldı? Çok eski burası. Bak. Bir dışarı çıkalım ya. Tamam. Beni arkada bırakmayın ya. Tamam, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir sakinleş. Sakinleş. Sakin misin şu an? Eğer istersen önden çekim yap. Sen bu tarafa ama yine geç. Arkada kalmış olacaksın. Ama kal. Ben aranızda kalayım. İkinizin de gitmesine izin vermeyeyim. Dur. Gir abi, bak bir yaklaş kanka, gir. Oğlum bak, korkarsak daha çok korkacağız. Oğlum ışıtmıyorsun, ben karanlık. Al, al. Al. Bismillah, 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 bismillah. Hayır ya. Alanı satayım. Ev yukarıda biri var. Bir şey söyleyeyim. Kanka, bir şey. Yukarıda bir şey var ya. Yukarıda bir şey var. Sakin ol bir. Oğlum yukarıda bir şey var. Kanka bir sakin ol. Beni geride bırakma. Sakin ol. Beni geride bırakma. Sakin ol. Sakin ol. Evin kapısı açık. Oha. Kaç açıktı zaten. Bakmadık ki biz kapıya. Açık değildi, ben baktım. Kurma kurma kafanı. Kafanda kurma. Baktım. Bir şey söyleyeceğim, ben de baktım. Vallahi tamam sakin kapalıydı. Kanka tamam. Kapı kapalıydı. Şey açıktı. Kapı hep açıktı. Tamam, kapı hep açıktı. Biz kapıyı açık gördük. Kurmayın kafamızda. Kapalıydı oğlum, yemin ederim kapalıydı. Girelim mi? Çıkalım mı? Bak ikiniz de videoda olmak zorunda değilsiniz. Ben bu videoyu tek çek, ne oldu? Kanka ceyran yapmıştır, bir şeydir. Ya şeyi bak, var, zinciri var, nasıl ceyran yapacak? Alt kapıyı sen zincirle mi açtın? Hayır. Tam altı yoksa üstünde yoktur. Zinciri vardı ama. Tam üstü açıktır. Değil miydi? Kanka üstü açıktır. Kurmayın kafanızda. Kurma. Tamam. Ben kontrol amaçlı yapıyorum. Bak tekrar söylüyorum, ya videoyu bitirelim ya da videoyu çekelim. Bak yüreğim ağzımda ama şu an siz korktuğunuz için bana bir gereksiz bir özgüven geldi. Bundan ötürü de saçma sapan hareketler yapmak istemiyorum. Ya girelim bakalım ya çıkalım. Girelim, hızlıca girelim, evet. Çıkalım, bitirelim. Tamam, sakin ol. Tamam. Beni bastığım yere basın, tamam mı? Bir de bekle. Bak şurası hiç sağlam değil. Beni aranıza alsanıza, ben bekle. Geride kalmak istemiyorum. Tamam. Kanka bak şurası çok şey, dikkat et. Tahta çürümüş, bekle. Olabildiğince köşelere basın, en sağlam yerler köşelerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Oğuz bu ne ya? Düşecektim işte. Kanka arkaya ışıtmıyorsunuz bak. Aa. Ne var üstünde? Çarpı var. Çarpı mı var? Neyi? Çarpı var şurada sadece. Sakin şu, o da boyalı. Bismillah, bismillah. Tamam gir ama sakin, basma her yere, tamam mı? Gördüğün her yere direkt basma. Sarmaşık var. Kanka bu testerem ne bu? Şşş. Şu an bir şey söyleyeceğim. Şu oda, bu oda niye boyalı? Oğlum beyaz lan. Tabii bir de çarpı var kanka. Ya, bir de boyalı gibi yani, değil çok mi? Çok sağlam değil. O yüzden basma. Sen niye peltek konuşuyorsunuz? Rahat. Oğlum bir kanka bir şey, poşet, naylon, ceyran yapıyor. Beni germe. Ha ya, bu odayı boyamışlar kanka. Evet. Tamam, normal hiçbir şey yok. Boyalı bu. Boyalı bir şey. Normal oda. Hadi şey geçelim. Evet, diğer standart oda. Bu masa. Eski. Ama bu şey metal bir masa. Çekmecesine bakak mı? Açılıyor mu? Yandadır onun çekmecesi. Ama yok. Yok, çekmecesi varmış ama yokmuş. Bak. Gel buraya gel. Kapat. Boyalı kanka, yazılar var, boyalı. Boyamışlar. Boyamaya çalışıyor. Dekorasyon tavanlar. O siktir lan. Allah çarpsın, ben bir şey yapmadım. Dur. Ne oldu? Oğlum. Bir şey söyleyeceğim, odadan geldim. Girmeyelim a**ayım, odadan geldim. Mal mısın? Sallama, dur bekle, bir panik olma, bekle. Bekle rüzgar kanka, rüzgardan ceyran yapıyor bir yer. Emin miyiz? Lan bu taş girdi içeri. Ananı oğlum ne oldu? Kapı kapandı. Ne oldu? Kapı kapandı. Oğlum ben kapatmadım, kapı kapandı. Dur. Yapmayın. Dur. Aa! Yapmayın. Dur. Kapıyı bir aç, kapıyı bir aç. Hayır. Açamam, hayır açma. Açamam, açma. Yok. Çıkalım. Bekle. Beni bir dinle. Kapı kilitli. Oğlum mevzu kapı. Oha. Yapma şaka yapma. Çık. Oğlum bir bak. Dur bak, burada güvenli. Beni bırakma, bekle. Beni bırakma, araya al. Bekle. Beni bırak. Beni bırakma. Bekle bir sus, bekle. Bekle. Oğlum. Bir şey diyeceğim, beni dinle. Kanka taş o taraftan geldi bak, çıkmak istemiyorum. Ben bir şeyle karşılaşmak, yüz yüze gelmek istemiyorum. Gelin içeride kalalım. Ev daha güvenli. Kanka ama ev, odalara bakalım. Ev şey daha var güvenli. Mı? Şu oda mı orası da? O ne? Şu ne? Oğlum kapıyı kapat, kapıyı Mevlüt. Hayır, gözlük. Eski bir gözlük. Şurada küçük bir kapı var bu. Ne? Evet bu kapı mı? Bekle. Dur korkutma beni. Oğlum germe ya. Kanka. 7709 ananı avradını. 777 mi? Hayır, 177-1988. 1988. Ha evet. Tarih yazıyor. Ben geliyorum. Kanka panik olma, dur sakinleş bir. Oğuz kapıyı kapatsam mı? Korkuyorum ben açıkken. Oğlum bir şey diyeceğim. Gir.
Gir. Kanka bak, korkarsak daha çok olacak bazı şeyler. Hı. Ve çok kafamızda kuruyoruz. Kal orada. Dur, gördüğün her yere bir dokunma. Bak, ev resmi var. Ev resmi var, bu ne resmi? Kapı, kapının boyu... Kapının boyu niye böyle? Bir şey söyleyeceğim abi, çıkalım. Oğlum kanka ya, bir dakika, beni bir dinle, ben dur. Hayır, tamam. Beni bir dinle, bir dua şey edelim. Bak, dua edelim, bir tamam, sakin ol. Kanka bir dua okuyalım. Hayır. Bir şey söyleyeyim abi, çıkalım. Abi burası ne kadar güvenli. Bak kapı, Oğuz çıkalım diyorsun, bizi buraya niye kilitliyorsun? Dur kanka, kilitlemiyorum. Kapıyı çık şuradan, çık şuradan, bekle be. Oğuz beni arkada bırakma. Oğuz, şu odaya bir girelim artık, Anladım. Kanka odaya girmeyelim, hep oradan geliyor ses. Ezübillahın şeyleri, bismillahirrahmanirrahim. Germeyin ortamı. Neyle dua, ne yapayım? Tamam, dua edin, ortamı germeyin. Kanka odaya bir girelim. Kanka yemin ediyorum unutuyorum bak. Sureleri unutuyorum. Dur bismillahirrahmanirrahim. Dur bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım koru. Bak burada da bir rakam yazıyormuş. Yarısını kesmişler. Senin şakan falan sabah gerçekten kavga eder. Kanka girelim çıkalım, video da bitsin. Tamam, hızlıca. Bak girelim çıkalım video biz. Burada ne var? Oğuz girmeyelim ya. Mevlüt girmeyelim. Mevlüt. Kanka bir şey diyeceğim. Hayır bak, biz Fethiye'deki otele giremedik ve benim yemin ederim içimde kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Beni arkada bırakıyorsunuz. Tamam gel Oğuz. Nereye çıkıyor? Oğuz gel. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka yerlerde hep taş var. Aa. Oğlum şekilli. Çıkma abi, gir. Oğlum. Kanka bu ne? Bak kapat. Oha. Bir şey kapatılmış. Şekle bak Oğuz. Bak sağ. Bak burada bir şey kapatılmış. Oha. Ne bu? Yakmışlar kanka, bir bak. Kanka evet. Aa. Suret gibi bir şey bu. Bir şey diyeceğim. O ne? Oğlum. Suret gibi bir şey bu. Çok fazla gidip temas etmek istemiyorum. Bu da sonradan oyulmuş. Ben bir şey garip görüyorum, suret gibi bir şey mi? Suret gibi. Oğuz. Kamerayı çektin mi? Çektim. Her yer örümcek ha bak. Oğuz. Şu ne kapatılmış bak, bu da. Kanka burada bir şey kapatılmış. Yaklaşamıyorum evet, ben şu an. Tahtayla bir şey kapatılmış. Bak taş atmıyor. Korkarsak... Çıkalım mı yavaştan? Kanka ben çok korkuyorum ve artık hani Ben dur. Şey yap. Allah. Çık, panik olma. Hızlıca çıkalım. Kanka beni çık. Tamam çık. Kalk, ben seni bırakmayacağım. Kim? Şeye takıldım. Anam. Ne oldu? Ateş. Çıkalım. Kazım. Bana bak. Bir şey diyeceğim. Kanka bana bir bak. Gitmek istiyorum. Yemin et yakmadığına. Yemin ederim bende çakmak bile yok. Kanka. Ananı seveyim. Beni bırak. Kazım. Oğuz bir... Mevcut. Kanka mal mısın? Mevcut, hayır. Kazım. Karanlık her yer. Kazım. Damat. Kanka sesim gitti. Kazım. Kanka gitti o tarafa doğru. Gidek de bulalım. Tamam gidelim bulalım. Kaydı kes, kamerayı sağlam tut, koşalım artık. Kaydı kes. Biz, hayır biz şöyle konuşmadık, birbirimizi bırakmayacağız diye konuşmadık. Hayır oğlum, al çakmağın bile yok. Yemin ederim ben yakmadım. Hala bir şey söyleyeceğim, giderim. Gidelim, orada kimse yok, gidelim. Sen mi yaktın lan gidelim. Bunu? Hayır ben şu an şeyim, kendimi rahatlatmak için gülüyorum. Bunu sen yaktın ve ben iki dünya bir araya gelse ben mumu bunun yakmadığına inanmam. Arada çakmağım yok. Yemin et yakmadın. Yemin ederim çakmam yok ki. Hadi gidelim. Arkadaşlar muhtemelen bu tarz son videomuzdu. Şimdi dedemin yanına gideceğim. Oradan da hocaya gideceğim. Kendimi okutmak istiyorum. Sesim soluğum kesildi. Hadi. Dede bizi taşladılar bugün. Konuşma. Evde. Hadi be. He. Taş attılar. Evin içinde. Çatıya falan taş attılar. Evin içine girdik. Ondan sonra ilk ahıra girdik biz dede. Evin altındaydı ya tam işte. Evet. Tam'a girdik. Yukarıdan ayak sesi geldi. Evet. Biz yukarı çıktık, ondan sonra taşlanma şey falan başladı. Sağ sol incelerken dışarı çıkacağız, çıkamıyoruz, korkuyoruz. İçeride kaldık. Ondan sonra içeride bir mum yandı odanın birinde. Evet, daha eskiden beri oğlum böyle yanar oğlum, mum yanar, yakarlar. Sonra eskiden beri öyle evler taşlama işleri falan arada oluyordu. Siz heyecanınızı kurtarmışsınız oradan. O evde oluyor muydu öyle şeyler? Yok, o evde oynuyor. Söylüyorlar da arada böyle oluyor diye. Gece evimizi taşıyla bilen deniyordu. Ben mumu bu yaktı sanmıştım. Ben yakmadım diyorum, inanmıyor bana ya. Yok, bu gece iyi bir dua edilip yatırırsa korkutmazlar herhalde. Yok korkmazsınız, dua et. Ben okurum seni. Ben okuyacak seni değil. Arkadaşlar bu böyle bir videoydu. Ben mesela bu kadar işin ciddi olduğunu bilmiyordum. Dedem eğer önden bana deseydi o evde daha önce böyle oluyor, ben gitmezdim.
Ben söyledim sana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun.